Güçler katmanı şöyle bir el atar mısın? Bak bir hani ben hafifliğini göstereyim. Yok bayağı hafif. Değil mi? Göründüğü gibi değil. Ya? Ağırlık? 2725 euro artı KDV onun fiyatı 38 kilo. Bunlar fuarın özel fiyatlar mı? Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün Yeşilköy Boropus Tekne Fuarı'ndayız. Botların olduğu standdayız. Bot fiyatları gayet normal. Pahalı diyemeyeceğim. Ucuz bir şey kalmadı. Bakalım neler var. Böyle tasarım olanlar falan da var. Ya bak burada dingiye ihtiyacı olan bakıyor. Hocam size dingi lazım galiba. Biz de bakıyoruz. Bununla ilgili bilgi verelim size. Evet, nasıl? Bunlar çıkabiliyor. Hmm. Görüştüğümüz bot. Evet. Bir kere nerede üretiliyor? Ukrayna. Evet. Doğru mu? Ukrayna'da. 240. 240, evet. Değişik bir özelliği bana şu geldi. Buradan sıcak havada basıncı atıyormuş. Bunu daha önce bilmiyordum. Evet. Check valve gibi bir şey yani. Ahşap taban, değil mi? Alüminyum taban ve şişme taban var. Ben ahşap tabanla alüminyum tabanın arasındaki farkı anlayamadım. Hani neden tercih etmeliyiz ya da neden tercih etmemeliyiz? Ağırlık fark ediyor. Yani ahşap taban biraz daha hafif. Hani acaba alüminyum tabanda ayağımız yanar mı? Onun için diyorum. O kesin. İşte güneyin sıcağında. Hani çok ısınıyor. Hani bendeki ahşap taban. Aldım ama niye aldım ben de bilmiyorum. Alüminyum ısınma sorunu. Evet. Bunlarda hafiflik olayı var. Hani şişme tabanda. Şişme tabanda daha değil mi? Çok daha. Bunun eksisi diyelim ne? Eksisi? Şuradaki derinlik şişmeden dolayı buna göre daha az. Daha sığ. Anladım. Ama dışarıdan su alır mı içeri? Almaz. Bu almaz. Bu? Ya ondan bazı ya tabii. Gerçekçi olalım da insanları yanıltmayalım. Evet, yani su serpintisini alabilir diyelim. Dalgalı günlerde birazcık olabilir. Ben güneyde mesela torbada dingimden açıldım gittim. Ahşap tabanda hiç sıkıntı olmaz. Tamam. O zaman demek ki yani doğru karar ahşap taban. Balığa falan da gidecekseniz. Ahşap taban evet. Ahşap taban ya da alüminyum taban. Peki bunun fiyatı nedir? $975 artı KDV. Bunlar da fiber taban. Yok, bu da alüminyum. Alüminyum taban mı? Evet. Hafif alüminyum galiba değil mi? Evet. Fibere göre çok daha. Ağırlığı nedir? 35 kilogram. Tamer Bey 35 kilogrammış. Yani şöyle diyeyim size. O katlanmaz. Onlar katlanmaz. Tamam. Ama kilogram olarak sizde matoforo var mıydı? Yok. Ben de hani güneş panelinin altını ben matoforo olarak yaptım. Biliyorum. Asıyorum. Ama bende yok. Ben işte güvertede taşıyıp sonra indiriyorum. Yalnız alüminyum taban olmasına rağmen 35 kilogram total. Hani bu kaç kilogram? Bu da 28. Değil mi? Evet. Gözler görmüyor. 28. Yani ağırlık şey olabilir. Tercih edilecek kadar o az aradaki fark. Evet. Ama işte katlanma olayı. Tabii. Bizim boyuttaki tekneler için ya da matafora yoksa. Matafora yoksa doğru. Olacak. Sizde güneş panelinin altından matafora yapma imkanınız yok. Ben panelin altından çıktım. Tabii. Ası veriyorum makaralardan. Tabii ki yaptım. Sonraki bot şeyde botçuda görüşmek üzere. İnşallah. Botunu atana. Rica ederim. Botları gezerek geliyoruz. Senin son fiyatını aldım. Bir tane bot alacağız. Karar vereceğiz. Olur mu? Hocam ikram ne yaptı? Efendim? İkram ne yaptı? Çay kahve içeriz. Güler yüzü yeterli. Oo tamam. Yani
O zaman biz de bekliyoruz Güler Yüz. Kolay gelsin. Evet, hoş geldin. Zodiac bu işin esası. Evet. Bu işin... Yavaş. Yani Nirvana'sı. Bu. Hani. Ama fiyatlar ne oldu? Değil mi? Nasıl? Yazıyor mu fiyatlar? Yaklaştıralım. 23 bin euro. 23 bin. Vay be. 835 ile 7 kemer mi? Diğer öndeki fiyat 20.860 fuar fiyatı mı? İlginç. Böyle de fiyat koymuşlar. Bize ufak lazım olduğu için burada seyir fenerleri falan var. İskele sancak. Böyle bağlantı şeyleri falan koymuşlar. Güzel. İşçilikte esasında. Hani şimdi bu parayı veriyorsun ama hani gelmişken Zodiac'a sormadan olmaz. Merhabalar, kolay gelsin. Center Sailing. Bu yelkenler için dingi herhalde şu kısa olan katlanır. Kaç metre? Taban var mı? 2.20-2.40. Hemen yardımcı olayım. Şişme tabanlı. Hani gelmişken Zodiac'tan da fiyat almadan gitmeyelim. Bunlar alüminyum tabanlı, katlanır değil. Katlanır değil. Şurada şişme tabanlı katlanır. Tamam. Evet. Vallahi buraya kadar gelmişken Zodiac sormadan gitmeyelim dedik. Siz de gördük. Fiyatımız? Motorlu fiyatımız Yamaha ile 2877 euro. Motorsuz çıplak. Çünkü hepimizin motoru var. Hemen. Siz birinin galoşlarını... Yok yok, ben kendi galoşumu yanıma taşıyorum. Arkadaşlar tekne ziyaretine gittiğim için ayağım üşüyor. Çıkartamıyorum ayakkabımı. 1650 euro artı KDV. 1650 euro artı KDV. Peki bu şişme taban yerine alüminyum ya da ahşap tabanlı seçeneğimiz var mı? Hemen şurada görsel olarak. Zodiac'a bakmadan gitmeyelim dedik ama siz de buradasınız. İyi. Yani bu işin atası bu. Bu şehrin Mercedes'i. Tabii. Eskiden öyle derdik. Ama doğru. Zodiac'ta açtık gözümüzü. Evet. Ama çok fiyat galiba. Kaç? 1600 falan çıplak. 1650 euro artı. 1650 euro artı KDV. Bizim hepimizin şey botu dingiye ihtiyacı var. Hepimiz yelkenciyiz. Tekneciyiz daha doğrusu. Şimdi ben Tamer Bey şeyi sordum. Ahşap taban ya da alüminyum taban, böyle şişme taban sormadım. Şimdi ona bakıyor hanımefendi. Evet, şurada göstereyim ben. He, burada varmış Tamer Bey. Bunlar roll-up modellerimiz. Izgara tabanlı olarak geçiyor. Tamam. 2 metre görseli bu. 2.30, 2.70 olarak da yükseliyor. Evet. 2.30'un boyu 1375 euro artı KDV. 1300 artı KDV. İskonto var mı nakit ödemede falan? Yani son indirim yapıyoruz. 10 kâra geçtik. İki metrenin uzunu var mı? Mesela bende 2.40 var. 2.40. 2.30'u var. 2.30'u. 2.30'u var. 1375 euro artı KDV. Buradan da %10 düşüyoruz. İyi gibi. KDV olmasaydı. Peki garantisi nedir? Evet. 5 yıl garantili. 5 yıl garantili hocam. Yani burada 2 yıl. Tabii 24 ay. Peki bir garanti şeyi var mı? Hani şuydu buydu bilmem ne hani. Zodiac etkili servisiyle çalışıyor olmanız gerekiyor. Evet. Ve korumasını, yani yine kullanılacak tahtasına karşılık önlemlerinizi almanız gerekiyor. Olsun yani, sonuçta biz bu paraları veriyoruz. Niye götürmeyelim, niye bakımını yaptırmayalım? Ya alüminyum taban ya böyle ızgara taban. Başlıyor, bu 2.70'den. Bu 2 metreden 2.30. Başlıyor, 2.70'e kadar da boyları var. Sizin verdiğiniz fiyat 2.30'du. Doğrudur. İyi. Yerimiz nerede? İstanbul'da Kartal'da. Kartal'da, tamam. Bizim tekne de Yeşilköy'le bağlı. Değil mi yani fiyatlar? Gayet iyi. Başka önerebileceğiniz bir şey var mı? Yani bu boylarda küçük olabileceğiniz modellerimiz. Şu alüminyum taban da esasında ilgimi çekti ama onun ağırlığı nedir? Taban üzerinden yardımcı olacak onların.
Yani şöyle bir bakayım, sanki hafif gibi. Evet evet, çok ağır değil. Toplam 38 kilo, 2.40. Yani şöyle bir bakayım, sanki hafif gibi. Evet evet, çok ağır değil. Toplam 38 kilo, 2.40. Güzel kaptanım, şöyle bir el atar mısın? Bak bir, hani ben hafifliğini göstereyim. Yok, bayağı hafif. Değil mi? Göründüğü gibi değil. Ya. Ağırlık? 2.725 euro artı KDV, onun fiyatı 38 kilo. Bunlar fuarın özel fiyatlar mı? Tabii %10 indirim yapıyoruz fuarda. Yani benim için hafiflik önemli. Neden? Yelkende matafora, güneş panelinin altında matafora yaptım. Onun altına bağlıyorum. Ondan dolayı. Bu fiyata şu şey dahil mi? Onu ayrıyetten satıyor musunuz? Şu an satmıyoruz ayrıyetten. Hediye veriyoruz. Yok, çok güzelmiş. Neden güzel? Bota bindiğin zaman telefonunu bilmem ne ıvırın zıvırını koymak için. Yani. Ve su geçirmez olması. Gayet güzel. Evet. Şu şey falan da çok güzel. Değil mi? Bu çektiğimiz zaman mı geliyor? Bunu ayırıyor muyuz böyle? Şöyle galiba sürgülü mü? Evet, sürgülü. Ben açabilirsem tabii onu. Yani ne yaptılarsa güzel yapmışlar, küreye kaybetmezsiniz. Bir açıkla da bana yardımcı olur. Bir en azından hani... Buradan gevşeye bakayım, gevşek mi atsın tabii. Buradan hayal içinde gidip geliyor. Bunlar genelde sıkışık durur. Tamam. Bununla ileri geri alıyorsunuz çıkması için. Sonra kullanımınıza göre de buradan sabitliyorsunuz. Evet. Sıktığınız zaman ondan sonra şey yapıyorum. Küre kaybetmeye son gibi bir şey yani. Yok yok, kürek çıkmaz. Ben sezon sonu bir tane kürek kaybettim mesela, gitti. Ve çok güzel, çok hafif. Çok süper. O muazzam bir şey. Neyin varsa bu. Sökülebiliyor aynı zamanda. Sırt çantası gibi alıp taşıyorsunuz onu. Oo, bak, sırt çantası olarak da kullanabiliyor musunuz? Eşyalarınız için taşıyabiliyorsunuz. Tabii. Onu ayrı satmıyor musunuz? Yok, hayır, daha iyi. Ama yani şimdi biz canımız çekti bundan bir tane. Ya çok güzelmiş. Yani normalde yedek parça. Çantanız olmuş olacak. Değil mi? Evet, yani. Evet. Yedek parça. Bir sırt çanta için botu alalım. Değil mi yani? Evet arkadaşlar, şimdilik yayınıma son veriyorum. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşları görüyorum. Lütfen lütfen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Abone olmanızı istiyorum. Sizleri seviyorum. Like diyorum. Görüşmek üzere. Size göstermeden gitmek istemedim. Monday. Yani inanın, bir yandan bakmak, bir yandan çekmek kadar zor bir şey yok arkadaşlar. Burada bir klasik bir model var. Bunu da göstermeden devam etmeyeyim. Bu güzelliğin fiyatı 195 bin euro. Şunu açıklık kazandırmak istiyorum arkadaşlar. Bir yandan çekim yaparken bir yandan okumak, bir yandan telaffuz etmek çok zor. O yüzden böyle hata yaptığım zaman kusura bakmayın. Buradaki dinlengeç alanı çok geniş. Yani burada yat güneşten. Çok rahat yani. Değil mi? Çok güzel, klasik bir görüntüsü var. Arzu edersen bakarız. Monday, Bosporus. Bakanlar var. Yani ben şöyle yapmak istiyorum. Hangisi? Gerçekten. Şimdi size Gülşah Kaptan'ın dikkatini göstereceğim. Bakın kendisi benden önce neyi gördü? Tavandaki böyle yıldız motifini desek, ne desek? Hı?
hani böyle uzandığın zaman yıldızsız havalarda yıldızları izliyormuş imitasyonu. Havuzluk çok güzel, çok rahat. Gerçekten çok güzel, keyifli bir alan sunuyor. Yani baya baya rahat bir ortam sunuyor. Değil mi? Biz de hemen çantayı koyduk. Tamam, masayı açtık. Zannedersem masa bir de bu tarafa kayıyor galiba. Ama masanın bu tarafa bir ağırlığı oldu. Tek yönlü. Hı? Bana güven vermedi o bölüm. Yani birisi bir seyir, bir yalpa esnasında oraya bir bassa masayı alır aşağı. Basmamaya özen göstersinler. Basacak olan kişi de gelmesin. Şimdi ben her zaman için işimi garantiye almayı severim. Niye? İnsanoğlu ister istemez yanlışlıkla dengesini bir kaybetse dayanacağı tek kısım orası. Yükleneceği kısım orası. Oradan kırar ister istemez. Yalnız ben şunu gözlemledim diyecektim. Tam lafın ağzında kaldı. İçeriden provaya geçiş var. Yani yanlardan bir geçiş yok diyecektim. Şuralardan. Bunu içeriden düşünmüşler. Bak burada bir değişiklik gördüm. Değil mi? Diğer tarafta çok güzel. Ama şeyler biraz kötü. Şu tutma yeri değil mi? Senin sevdiğinden cam ıslıcı. Evet. Kolay gelsin. Merhabalar, iyi fuarlar diliyorum. Hoş buldum, siz de hoş geldiniz. Bir de bir eleştiri daha yapabilir miyim? Tabii ki. En iyi. Şunu bir şu parça yapabilirsiniz. Olur. Dümenci bak bakalım. Daha... Dümenci. Kalite de her şey alır olmasa hep kalite değil. Alınmıyor olsa bu ne olur yani? Bence... Ayakları oraya koyuyoruz tabii ki. Evet. Tabii. Belki daha rahat orası olacak. Buradan teknenin her yerini kontrol ettiğiniz bölüm olsa gerek. Şöyle. Kapılar ağır abi. Balık bulucu. En güzeli. Balık bulucu. Evet. Harita ve balık bulucu. Evet. Biz balığı bulalım. Evet. Kollar falan güzel. Şey, dümen hidrolik. Evet. Ama bak dediğim gibi. Evet. Şurası. Hı. Ayarlanabilir o. Doğru. Çok harika değil mi? Geliyorum şimdi. Ve bir işin en güzel kısmı bu şekilde kapanıyor oluşu. Çok güzel. Böyle bir iniş karşılıyor bize. Üç kişi yok. İki kişi kalabilir burada. Ya ben şu olayı sevmiyorum artık ya. Şu aydınlatmalar çok güzel. Hangisini? Kıç altı olayı mı? Maalesef ya. Burada elektrik panelinin olduğu yer var. Fırın. Sırt ve bel problemleri yoksa da olacak. Değil mi? Ama burası çok rahat. Evet. Bayağı geniş. Yani boylamasın rahat evet. Yatılır. Burada bir buzdolabı var değil mi? Buraya da koymuşlar. Güzel düşünüyorum. Fırın da var. Banyo nasıl? Geniş mi? Fırının burada olması.
seramik güzelmiş. Güzelmiş. Özel çekim yapalım. Ben merdiveni bilmem ne. Ay beğenmedim. Merdiven kalkmıyor değil mi? Hani buraya geçiş için. Böyle bir ayna koymuşlar. Ben şu klasik olana gidiyorum. Klasik olana mı? Tamam. Ben şuradan bir havuzluğa çıkayım bir. Ben bunu beğenmedim. Bak bir de buraya bakalım. Bak havuzluk. Güzel. Burası. Değil mi? Bak gördün mü? Şey, kullanma alanı da çok güzel. Baya. Yani normalde 3 kişilik yapmışlar ama hani. Diğerinde daracık mesela her iki yönden geçiyorsun. Geçme şöyle rahat rahat. Daha iyi. Evet. Buradan da denize bağlanabilirsin. Atla. Atla. Küt burun yapmışlar. Çekemedim. Bir ucundan falan. yok hiç zorlamaya gerek yok. Bakayım yok. Babayı kullanmak için baba bir bilek lazım. Evet şimdi burası Hatch'in üstü. Geçelim o klasiğe bakalım mı? Geçelim. Bakalım o klasiğe girebilecek miyiz? Şu Parker'daki tekneler doğru. Oraya bakarız. İyi fuarlar. Görüşmek üzere. Herhalde ona geçiş yok gibi görüyorum ama dur bakalım ön yargılı olmamak lazım. Hemen şöyle kısadan bir gösterelim. Merhabalar. Emeğinize sağlık. Modelleriniz harika. Direkt su tankı. Değil mi? 200 litre. Böyle değişik şeyler yapmışlar. Bak böyle alabilmek için. Hani artık herhalde burayı delip işte ocak, ne bileyim evye falan koyacaklar. Herhalde bu üstten şuradan bir yerden geçilebiliyor. Nasıl? Yani teknenin yapısı itibariyle bu kadar. Değil mi? Evet. Çapa dolabına ulaşabiliyorsunuz oradan. Evet. Ben bir banyoya bakayım. Banyo, lavabo hepsi bir. Bu kadar. Evet. Dümen bölümü. Oh, ocak var orada aşağıda. Bakayım bir. Evet arkadaşlar, şimdiki yayınımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalanın kanalına kalın. Ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Like.